Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum uzman doktor Mustafa Dağlı ile birlikteyiz. Kendisiyle sınav kaygısının öğrenciler üzerindeki etkisini konuşacağız. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Daha sonrasında öğrenciler sınavlara nasıl hazırlanmalı, bu sınav kaygısını nasıl yenebilirler, bu konu hakkında konuşalım. Psikiyatri uzmanıyım. Hı hı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Ondan sonra bir müddet Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde pratisyen hekim olarak ve idareci olarak çalıştım. Daha sonra psikiyatri ihtisası yapmaya karar verdim. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden psikiyatri ihtisasımı aldım. Ondan sonra da uzman olarak çeşitli devlet hastanelerinde çalıştım. Yaklaşık 2 ay önce de devletten ayrılıp kendi muayenehanemi açtım. Bundan sonra hizmetlerimi burada yürütmeyi düşünüyorum. Hocam, konumuza geçecek olursak, sınav kaygısı hakkında konuşacağız sizinle. Öğrenciler sınavlara nasıl hazırlanmalı ve bu kaygıyı nasıl yenebilirler? Sınav kaygısı dediğimiz şey, öğrencinin sınavla ilgili zihninde oluşan bazı olumsuz yargılar ya da imajlar, işte bu sınav benim için hayatın sonu, olmazsa olmaz, ben başaramayacağım gibi düşüncelerin yarattığı ve sınav performansını etkileyen, öğrencinin bildiklerini sınavda aktarmasına engel olacak düzeye ulaşan kaygı diyoruz. Aslında bir miktar kaygı sınavın olmazsa olmazı, sınav için mutlaka gerekli bir şey. Aslında bu öğrenciler öğrencilik hayatı boyunca biriktirdikleri bilgileri çağıracaklar, geri çağıracaklar. Onları geri çağırmak için gerekli bir şey aslında bu kaygı. Başa dert olan ne? Başa dert olan aslında bu kaygıdan duyulan korku. Sanki bir tek bizde varmış hissi. Oysa tüm akranlarımız, bu sınava hazırlanan tüm akranlarımızda bir miktar kaygı olduğunu kabullenirsek, biz de bunu kendi içimizde bir parça normalleştiririz. Kesinlikle öyle. Hocam, peki bir öğrencinin sınav kaygısı yaşadığını nasıl anlayabiliriz? Bunun hem psikolojik belirtileri olabilir, hem bedensel belirtileri olabilir. Mesela işte çarpıntı olabilir, mide bulantısı olabilir. Benzeri bedensel belirtilerin yanında içe kapanma, sürekli kaygılı olma, tedirgin olma hali, aşırı sinirlenme, birden ani olan öfke patlamaları, öğrencimizin sınav kaygısından olumsuz etkilendiğini belirten işaretler olabilir. Evet, kesinlikle öyle hocam. Hocam, şöyle söylemek istiyorum. Sınav kaygısından dolayı her öğrenci farklı duygulara bürünebiliyor. Sizlerin de gözlemlemiş olduğunuz kadarıyla daha çok hangi duygularla karşı karşıya geldiniz? En çok değersizlik hissi. Ben yapamam, ben başaramam. Beraberinde biraz isyankarlık, ben bu sınavı ne yapacağım, bu sınavda sorulan sorular bir daha hayatta karşıma çıkmayacak gibi duygularla karşılaşabiliyoruz, düşüncelerle karşılaşabiliyoruz. Evet. Peki hocam, hangi aile tutumları çocukların sınav kaygısını yaşamasına sebep oluyor? Aslında ailelerin de başarıyı buraya indirgemesi, evlatlarını birer böyle işte proje gibi görmeleri aslında yansıtıyor. Beden dilimiz normal sözel dilimizden çok daha eski. Yani sözle bir şeyi anlatmakta çok zorlanabiliriz. Ama bakışlarımızla anlatırız. Çünkü beden dilimiz çok çok daha eskilere dayanıyor evrimsel olarak. Biz sözle ifade etmesek de tutumlarımızdan, davranışlarımızdan çocuklarımız bu gerginliğimizi anlıyorlar. Kesinlikle öyle. Hocam, peki sizler merkezinizde danışmanlarınıza sınav kaygısını aşabilmeleri için nasıl terapilerde bulunuyorsunuz? Aileyi ikna edince bazı tutumlarda bir kısmı bir ya da iki görüşme sonrasında zaten rahatlıyor. Bir kısmında biraz daha uzun süreç alabilen bilişsel davranışçı terapiler yapabiliyoruz. Ya da destekleyici psikoterapiler yapabiliyoruz. Ama bu seneki sınav için bunlar biraz geç kalmış olabilir. Daha çok sene başından ya da senenin ortasında yaptığımız şeyler. Çok çok nadir durumlarda bir şekilde o kaygının her şeyin önüne geçtiği ve terapiye yeterince iyi bir terapötik ilişkinin kurulmadığı durumlarda belki küçük bir kaygı giderici ilaç da kullanabiliyoruz. Evet. Hocam, sizlerle böyle değerli bilgileri konuşmak gerçekten çok keyifliydi. Ve bu keyifli sohbeti sonlandırmadan önce değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Birincisi,
Spor ve yürüyüş çok önemli bir rahatlama aracı. Eğer ilgilendikleri bir spor varsa ne olur çok ertelemesinler. Bu sene sınavım var, sakın hayır. Belki dozu azaltılabilir ama sporlarını devam etsinler. Bu onların kaygısını çok azaltır. İkincisi, öğrencilerde biliyorum şu an ben artık hiçbir şey yapamadım. Zaten bu sınav geçti hissi çok baskın şu anda. Lütfen öyle düşünmesinler. En kıymetli zamanları şu son bir ay. En az %25 arttırabilirler şu anda çok konsantre bir çalışmayla. Ama son bir gün, son iki gün bile dinlenmeyi de ihmal etmemeleri gerekiyor. Dinlenme de bu sınavın ayaklarından biri. Bu sınavın birkaç ayağı varsa, biri bilgi, biri iletişim, sınav kaygısını belki idare edebilme, en önemlilerinden bir tanesi de dinlenme. Mutlaka dinlenerek çalışmalarını öneriyorum. Bir diğeri de çok sık tekrar yapmalarını istemiyorum. Peş peşe tekrarlar yapmalarını istemiyoruz. Çünkü biz o an okuduğumuz şeyin ne kadarını öğrendiğimizi hemen kestiremeyiz. Onun için bir konuyu okuduktan sonra sorularını çözsünler, tekrarlarını başka bir zamana bıraksınlar. Peş peşe tekrarlar yapmasınlar. Şunu unutmasınlar, şu anda her şeyi unuttum, sanki hiçbir şey kalmadı aklımda hissi, özellikle sınava bir hafta kala. Sadece onlarda değil, bütün öğrencilerde var. Sınavdan önce her şeyi unutmuş hissini hiç önemsemesinler. Bunun dışında da sağlıklı ve keyifli bir sınav dönemi diliyorum onlara. Evet hocam, tekrardan bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, onurdu benim için. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle değerli konuğum uzman doktor Mustafa Dağlı'yla öğrencilerin sınav kaygısı hakkında konuştuk. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.